Arkadaşlar tekrar merhaba. Hoş bulduk. Peki şu ana kadar anlattıklarıma yönelik sormak istediğiniz bir şey var mı? Tamam. Şu ana kadar ben isim cümlesi efendim kurmaya çalıştım. Devam edeceğiz şimdi. Ama öncelikle Türkçe bazı şeylerden bahsedeceğim. Ayşe'nin gözünün rengi mavidir. Bu isim cümlesi mi, Türkçe'de fiil cümlesi mi? Evet, Türkçe'de bu bir isim cümlesidir. Peki, Arapça'ya nasıl tercüme edersin? Efendim, önce ne yaparsın? Önce müptedayı yazarsın. Yani özneyi. Sonra da haberi yazarsın. Yani yüklemi. Peki, şimdi Türkçeki cümlede yüklem hangisi? Şimdi ben buraya müptedâ ve haber dedim ya, özne ve yüklem aynı Türkçedeki gibi. Buradaki Türkçedeki yüklem hangisi? Harika. Şimdi ben şu mavidir'i alıyorum, şuradaki yüklem yazdığım yere koyuyorum. O zaman Ayşe'nin gözünün rengi efendim bu da özde olmaktadır. Zaten başka fiil yok ki fiilin tamamlayıcı ögesi olsun. Doğru mu Aysun? Doğru. Şimdi ben buraya mübteda yazacağım. Sonra da haber. Haberimiz ne? Mavi. Peki, şimdi burada problem şu. Burada mavi olan tek sözcükle cevap verin. Tek sözcükle efendim cevap verin lütfen. Bu cümlede mavi olan nedir? Cevap buyurun. Tek sözcükle cevap verin. Sözcük bak, sözcük. Tek kelimeyle cevap verin. Burada mavi olan nedir? Mavi olan nedir? Ayşe midir? Göz müdür? Renk midir? Burada mavi olan nedir? Ha, mavi olan evet yüklemdir de yani mavi olan nedir? Ayşe mi mavi? Göz mü mavi? Tek sözcükle cevap ver. Abi. Tek sözcük. Yasemin tek sözcük. Hale gözünü seveyim. Tek sözcük. Ha. Şimdi ben ne diyeyim ki? Arkadaşlar, Fatma'nın Kevser'i söylediği gibi burada mavi olan Ayşe değil. Burada mavi olan göz değil. Burada mavi olan renk. 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 Şimdi size Ayşe'nin gözünün rengi. Bu bir terkip. İsim tanımlaması. Bu terkipte kendisinden bahsedilen şey nedir?
Ben neyden bahsediyorum? Ayşe'nin gözünün rengi derken neyden bahsediyorum? Cevap. Arkadaşlar karşılıklı. Evet. Renkten bah. Hayır, mavi de yok yok. Şu terkipte bu isim tanımlamasında neyden bahsediyorum? Evet. Cümlede renkten bahsediyorum. Rengin maviliğinden bahsediyorum. Ama bu isim tanımlamasında neyden bahsediyorum? Cevap renk. Arkadaşlar renkten bahsediyorum. Neyden bahsettiğimi ben nasıl bulacağım terkipte? Efendim bir terkipte yani tanımlamada kendisinden bahsedilen şey ya da kişi Türkçe'de terkibin sonunda gelir. İsim tanımlamasında kendisinden bahsedilen şey, kişi tamlanandır. Ayşe'nin evi derken evden bahsediyorum. Efendim, öğrencinin kitabının son sayfasının rengi derken ben neyden bahsediyorum Serpil? Evet. Renkten bahsediyorum. Renkten bahsediyorum. Bakın şimdi size Türkçe'de bir şey söyleyeceğim. Türkçe tamlamada kendisinden bahsedilen şey yani asıl eleman terkibin neresinde gelir? Başında mı? Sonunda mı? El cevap. Bakınız. Öğrencinin kitabının son sayfasının rengi derken ben burada renkten bahsediyorum. O zaman bu terkipte kendisinden bahsettiğim asıl eleman nedir? Renk. Renk bu terkibin neresindedir? El cevap sonunda. Sonunda. Peki, şimdi soruyorum. Renkten sonra renkten sonra geri kalan terkip içinde kendisinden bahsedilen yani asıl eleman rengi bir kenara bıraktı. Asıl eleman hangisidir? El cevap. Hayır. Şimdi öğrencinin kitabının son sayfasının rengi derken renkten bahsediyoruz. Yani bu terkipte rengi düşürdükten sonra asıl eleman terkibin yine sonunda sayfa. El cevap sayfa. Peki rengi düşürdük. Rengi düşürdük. Sonra sayfayı düşürdük. Türkçe'de ne var? Efendim burada kitap var. Peki son nedir? Son sayfadır. Peki. Az önce Fatma dedi ki asıl elemanı bulurken efendim sondan başlıyoruz dedi. Daha sonra geri geri gidiyoruz. Tamam.
Geri geri gidiyoruz. O kadar. Bu bilgi bir kenarda kalsın. Peki, bu terkibi Arapçaya tercüme ederken ne yapacağız? Arapçaya tercüme ederken asıl elemanı en başa alacağız. Öğrencinin kitabının şuradaki sonu sileyim ya. Çünkü sıfat ya. Şuradaki sonu sileyim. Öğrencinin kitabının sayfasının rengi. Bunu Arapçaya tercüme ederken arkadaşlar önce renk diyeceğiz. Renk. Rengi bitirdik mi? Renk. Peki ondan sonra ne diyeceğim? Ondan sonra geri kalanın asıl elemanı hangisi? Sayfa. Ondan sonra ne diyeceğim? Ya ondan sonra geri kalanın asıl elemanı ne? Kitap. Kitap. Peki en son zaten bir tane sözcük kalıyor. Onu da en sona alıyorum. Evet. Sonra da okuyorum. Levnu safhati kitabı et talibi. Şimdi şu baştaki üç sözcük levn, safha ve kitap. Niye el takısı almadı? Cevap basit. Muzaflar yani tamlananlar el takısı almazlar. Temin almazlar. Hani yukarıda ismin üç hali vardır dedik ya. Peki buradaki et-talip kelimesi niye el takısı aldı? Çünkü o muzaf değil ki. Şimdi yukarıda Türkçe'de renk kelimesi tamlayan mı tamlanan mı? Renk kelimesi tamlayan mı tamlanan mı? Türkçe soruyorum. Çünkü Türkçeyi anlamazsak Arapçasını nasıl anlayacağız ki? Tamlayan diyen de var, tamlanan diyen de var. Doğru cevap tamlanan. Tamlanan arkadaşlar. Renk burada kimi tamlıyor ki? Tamlayan önce gelir. Renk terkibin en sonunda tamlamıyor ki o. Tamlanıyor. Tamlanıyor. Başkası onu tamlıyor. Peki soruyorum, sayfasının ifadesi tamlayan mı tamlanan mı? Tam cevabı şu an henüz hiç kimse vermedi. Tam cevabı henüz hiç kimse vermedi. Evet. Evet, bunun cevabı Rabia'nın da söylediği gibi kendisinden öncekinin tamlananı kendisinden sonrakinin tamlayanıdır. Kitabının ifadesi aynı şekilde. Öğrencinin tamlananı, sayfanın ise tamlayanıdır. Yani buradaki sayfasının ve kitabının ifadeleri iki görevde kullanılıyor. Hem tamlayan hem tamlanan. Peki öğrencinin ifadesi nedir? Ha, öğrencinin ifadesi sadece tamlayan görevinde kullanılır. Tamlayan görevinde. Türkçe zincirleme isim tanımlamasında en baştaki ve en sondaki sözcüklerin tek görevi vardır. Yani ya en baştaki tamlar
Tamlayandır. En sondaki de tamlanandır. Aradaki sözcükler ise iki görevde kullanılır. Öğrencinin, örneğin kitap sözcüğü, öğrencinin tamlananı ama sayfanın tamlayanıdır. Aynı durum Arapçada da geçerli. Baştaki levh sözcüğü muzaaftır. En sondaki et-talip sözcüğü muzaafın ileyhtir. Aradaki safa ve kitap sözcükleri ise kendisinden öncekinin bir elemanı, kendisinden sonrakinin başka bir elemanıdır. Yani hem tamlayan hem tamlanan görevindedir. Hem muzaaftır hem muzaafın ileyhtir. Muzaaf olduğu için bunlar el takısı almazlar. Muzaafın ileyh oldukları için aynı zamanda da mecrur olurlar. Bak, iki görevde kullanılan, yani hem tamlayan hem de tamlanan olan Arapça sözcükler efendim el takısı almazlar. Tenvin almazlar. Mecrur olurlar. Şimdi bu aradaki safa kelimesi, kitap kelimesi el takısı almadı. Çünkü muzaaf. Ama mecrur oldu. Çünkü muzaafın ileyh. Leğen mecrur olmadı. Çünkü muzaafın ileyh değil ki. Et-talip kelimesi mecrur oldu. Ama el takısı almış. Çünkü muzaaf değil ki. Muzaaf görevinde olanlar el takısı almazlar. Tenvin almazlar. Muzaaf ileyh görevinde olanlar mecrur olurlar. Diyeceksin ki her iki görevde de olanlar her iki görevde de oluyorsa mesela safha ve kitap sözcükleri gibi Türkçe'de de öyle. O zaman muzaaf olduğu için temin almazlar. Muzaafın ileyhi olduğu için de mecrur olurlar. Peki şimdi yukarıdaki cümleyi tercüme edelim. Ne dedik? Ayşe'nin gözünün rengi mavidir. Şimdi bunu Arapçaya tercüme ederken önce Ayşe'nin gözünün rengi diyeceğiz. Şimdi şuraya bir virgül koyuyorum ben. Rabia, dinliyor musun? Şuraya bak, en sona bir nokta koyuyorum. Cümle kurmak istediğimi gösteriyor. Noktadan önce ortaya bir virgül koyuyorum. Virgülden öncesine şu başa Ayşe'nin gözünün rengi diyeceğim. Virgülden sonrasına ise noktanın hemen önüne mavidir diyeceğim. Mavidir. Buraya mavidir hemen ezrak diye yazayım. Mavi. Yüklemi bitirdim. Şimdi buraya özneyi, Ayşe'nin gözünün rengi diyeceğim. Az önce Türkçe kelime grubunu tercüme ederken asıl elemanı, yani burada renk, başa alıyorum. Levin diyorum. Sonra göz diyorum. Sonra da Ayşe diyorum. Arkadaşlar, buradan yola çıkarak sondan başlanır demeyin. Ben sondan başlayın dedim mi? Demiyorum. Sondan başlayın demiyorum. Ben ne diyorum? Kelime grubunun asıl elemanını başa alın. Türkçe bir tamlamayı Arapçaya tercüme ederken asıl elemanı aşağı alın. Tamam mı Elif?
Bu şekilde yaparsanız sıralamayı doğru yapmış olursunuz. Leunu aynı Ayşe. Ayşe'nin gözünün rengi mavidir. Şimdi ezrak kelimesi müzekker. Ezrak kelimesi müzekker. Niçin müzekker? Evet, bunu siz cevap verin. Arapçada ayn, göz, müennes bir kelime. Ama ben buraya ezrak diye müzekker getirmişim. Niye? Elif? Yok. Cansız olduğu için değil. Cansızlıkla ilgisi yok. Ondan da değil. Ezrak kelimesinin müennesi var. Ezrak, müzekker, zerka, müennes. Hayır. Şimdi mebni olması son harekesinin değişmediği anlamına gelir. Ama bu ezrak kelimesinin son harekesi değişir. Evet. Halen'in de söylediği gibi ben Ayşe'nin gözünün rengi derken renkten bahsediyorum. Ve renk müzekker bir kelime. O yüzden yüklemden müzekker gelecektir. Yani burada Ayşe'nin maviliğinden bahsetmiyorum. Ayşe'nin gözünün maviliğinden bahsetmiyorum. Ben burada Ayşe'nin gözünün renginden bahsediyorum. O yüzden burada levin kelimesi müzekker olduğu için zamir değeri huvedir. Yüklemi ezrak, o da müzekkerdir. Dolayısıyla huve doğru bir cümledir. Asıl eleman müzekkerdir. Hale kendimi sana anlatabildim zannımca. Elif. Peki. Ali'nin kardeşi öğrencidir. Bu cümleyi bana kim tercüme eder? Hadi Aysun. Ali'nin kız kardeşi, bacısı öğrencidir. Bu cümleyi bana kim tercüme eder? Kız kardeş asıl eleman. Ali de onun tamlayanı. Demek ki önce Ali'nin kız kardeşi diyeceğim. Özlü öbeğini bitireceğim. Uhtu Ali. Ali'nin kız kardeşi. Yüklemimiz öğrenci. Burada ben Ali'den bahsetmiyorum. Kız kardeşinden bahsediyorum. Kız kardeşi tekil müennes olunca yüklemimiz de evet, talibetun olacak. Talibetun. Peki. Kilab köpekler demek. Ali'nin köpekleri güzeldir. Buyurunuz. Bu bir isim cümlesi. Türkçe isim cümlesi. Peki. Ali'nin köpekleri özne. Güzeldir. Bu da yüklem. O zaman özneyi ben önce söyleyeceğim. Ali'nin köpekleri. Ama Ali'nin köpekleri öznesi iki sözcükten oluşuyor. Üst üstüne bindiremem. Asıl eleman köpekler olduğu için önce köpekler diyorum. Sonra Ali diyorum. Daha sonra da yüklem getireceğim. Burada güzel olan Ali değil, köpekler. O zaman yüklemimi köpeklere uyduracağım. Kitabu Ali'nin köpekler diyorum. O zaman köpekler akısı çoğul ismi. O zaman tekil müennes kabul edeceğim.
Güzel sözcüğünü tekil ve müennes getireceğim. Cemiletun. Burada kilap sözcüğü niye el takısı almadı? Bak Rabia. Niye el takısı almadı? Çünkü muzaflar el takısı almaz. Peki Ali kelimesi niye el takısı almadı? Niye? Ali kelimesi niye el takısı almadı? Hayır. Halen'in söylediği gibi. Ali kelimesi niçin el takısı almadı? Çünkü adamın adı El Ali değil. Çünkü adamın adı El Ali değil ki. Adamın adı ne? Çünkü adamın adı Ali, Ali. Ali. Mesela Hans, Hans. Arapçada Hans nasıl dersin? Hans dersin. Hans dersin. Adamın adı Hans. El Hans demiyoruz. Adamın adı neyse onu söylüyoruz. Mesela adamın adı Es-Sabbah olsun. Adamın adı Es-Sabbah ise sorum şu. Adamın adı nedir? Cevap. Sabah. Peki el takısını düşürebilir miyiz? Hayır. Niye? Adamı sabah diyemeyiz. Niye? Çünkü adamın adı Es Sabah. Şimdi ben Kevser'e Zübeyde diyebilir miyim? Ya da Zübeyde'ye Elif? Hayır. Niye? Çünkü Elif'in adı Elif. Peki Arapça cümle kuracağım mesela ben. Elif güzeldir diyeceğim. El Elif der miyim? Elif'in adı El Elif'se El Elif derim. Yani. Maksat anlaşıldı sanırım. Peki arkadaşlar şimdi yeni bir şeye geçiyoruz. Sivas. Bakınız bir şehir ismidir. Özel isimdir. Ve marifedir. Çünkü özel isim. Marife. Peki Sivaslı Sivaslı nedir? Evet, bunun Arapçası Sivas'ın Arapçası sonuna iyyun eki getirilmiş Sivasiyyun sözcüğüdür. Sivasiyyun. Sivaslı demek. Arapçada bu iyyun sözcüğü çok fonksiyonel. Çokça duyacağız bu iyyun sözcüğünü. İy. Buradaki ye şeddeli. Peki. Nisbet yağısı olarak bilinir. Sözcüğe aitlik, ilgili olma, efendim gibi anlamlar katar. Lık, sel, sal, e ait ile ilgili gibi sözcüklerle efendim tercüme edilir.
Mesela Adana. Adana'nın sonuna bir yöneki getireceğiz. Tabii mühendislik değerini düşürüyoruz. Adaniyon oluyor. Adaniyon. Mesela Fatma Adanalıdır. Fatma Adanalıdır diyeceğiz. Nasıl deriz? Fatıma Tu evet Adanalıdır. Fatma Hakan da efendim Sakaryalı. Şimdi Adaniyon kelimesi Zübeyde erkek. Adaniyon erkek. Ama Fatma'dan bahsediyoruz. O zaman Adaniyon kelimesini müennes yapacağız. Peki Adaniyon kelimesini nasıl müennes yaparız? Sonuna tayin marbuta getiririz. Fatıma Tu Adaniyetun. Fatıma Tu Sakariyetun. Evet, iyi yöneki getiriyoruz arkadaşlar. Sivasiyon. Evet. Hasan kendinden bahsederken Ene Sivasiyon der. Peki, bu cümleyi kuralım. Hasan kendisinden bahsetsin. Ene Sivasiyon. Peki Ayşe kendisinden bahsetsin. Ene Sivasiyon. Evet. Şimdi mühendis kelimesi mühendis demek. Mühendis. Arkadaş burada mühendisi yön demiş de. Şimdi mühendis mühendis demek. Mühendisi yön ne demek? Mühendise ait olan, mühendisle ilgili, mühendissel demek. Ben mühendisselim, ben mühendise aitim. Mühendisle ilgiliyim olur. Yani ben mühendis yok. Mühendise ait. Mühendislik değil. Mühendislik değil. Nitelik bildiren bir isim haline getiriyor. Bakınız. İ eki nitelik bildiren bir isim yani sıfat isim haline getirir sözcüğü. Mühendislik veya insanlık ben buraya lık lık mı dedim ya? Yanlış söyledim. Lı lı diyecektim. Siz ondan hata yaptınız. Ben yanlış yazmışım. İnsanlık bak nitelik bildirmez. Ama insancıl nitelik bildirir. Mesela insan kelimesi sonuna bir yöneki alıyor. İnsani yön oluyor. İnsancıl. İnsancıl. Peki. Arkadaşlar, Sivaslı Hasan ya da Sivaslı öğrenci derken buradaki Sivaslı'nın görevi nedir? Teşekkür ederim Kevser. Sen de olmasan ne yapardık bilmiyorum. Buradaki efendim Sivaslı'nın görevi
efendim Sivas'tır. Sivaslı öğrenci. Burada isim tanımlaması yok. Bakınız, isim tanımlaması olsaydı mesela öğrenci defteri ya da öğrencinin defteri gibi bir yapı olurdu. Ama bakınız, sıfat tanımlaması işte Güzel Ayşe, işte Sivaslı efendim öğrenci. Uzun Hasan. Efendim. Burada güzel, Sivaslı, uzun ifadeleri sıfattır. Sıfat görevinde kullanılıyor. Peki, şimdi soruyorum. Sivaslı nasıl ifade edilir? Anlattın mı? Sivas'ın sonuna iyi getirirsen Sivaslı elde edersin. Tamam. Sivaslı öğrenci derken ben neyden, kimden bahsediyorum? Diğer bir ifadeyle bu terkipteki asıl eleman hangisidir? Asıl eleman hangisi? Tek sözcük söyleyin. Harika. Burada ben öğrenci de bahsediyorum. O zaman sonuç şu. Türkçede sıfat tanımlamasında efendim sıfat önce isim ise sonra gelir. Yani diğer bir ifadeyle asıl eleman terkibin sonunda gelir. Efendim Arapçada sıfat tanımlamasında sıfat sonra gelir. Sıfat sonra gelir. Yani asıl eleman terkibin başında gelir. Peki. Şimdi ben Sivaslı öğrenci derken hangi sözcüğü önce kullanacağım? Önce öğrenci diyeceğim. Artı Sivaslı diyeceğim. İkisini birleştireceğim. Sivaslı öğrenci ortaya çıkacak. Şimdi şunu unutmayalım. Türkçe'de ikil, çoğul ayrımı yok. Türkçe'de müzekker, müennes ayrımı yok. Ama Türkçe'de belirtisiz sıfat tanımlaması ayrımı var. Baştaki sözcük nasıl gelirse sıfatı da o şekilde gelir. Sonra gelen sözcük yani sıfat ismine Araplar buna mevsuf der. Mevsuf. Dört açıdan uyar. Bu dört açı dediğimiz şey ne? Hani yukarıda saymıştık ya ismin dört tane Arapçada ismin dört halinden bahsetmiştik. Ya müzekker olur ya müzekker olur ya müennes yani nevi. Ya nekre olur ya marife
Yani belirlilik düzeyi. Ya tekil olur, ya ikil olur, ya çoğul olur. Yani adedi. Ya dammel olur, ya fetalı, ya kesralı. Yani irabı, ya merfu, ya mansup, ya mecrur olur. İşte dört dediğimiz husus bu. Bu iki sözcük dört açıdan birbirine uyarsa, dört açıdan birbirine uyarsa sıfat tanımlaması ortaya çıkar. Evet. Evet, dört açıdan. Mesela talibun livasiyun. Bu arada bir bilgi vereyim. Talip kelimesi marifemin ekramı. Nekra. O zaman sivasi kelimesi de nekra. Nekra. Bunun da anlamı o zaman Sivaslı bir öğrenci. Sivaslı bir öğrenci. Peki müzekker mi, müennes mi? Müzekker. Müzekker. Peki müennes yapsaydım öğrenciyi, talibetun Sivaslı kelime sıfatını da ona uygun bir şekilde müennes yapıyorum. Hani sıfat mevsuf uyardı ya. Evet. Talibetun Sivasiyetun. efendim, tabii ki her Kur'an'ın bir istisnası veya uyum olmadığı durumlar söz konusu olabiliyor. Peki Sivaslı bir öğrenci Talib-i Sivasiyun sıfat tanımlaması belirtili mi belirtisiz mi? Belirtisiz. Aşağıdaki o da belirtisiz. İkisi de belirtisiz sıfat tanımlamasıdır. Bak, öğrenci sözcüğü belirsiz olunca belirtisiz, sıfatı da belirtisiz olmuştur. Peki ben bunu nasıl belirtili hale getireceğim? Buradaki talip sözcüğünü örneğin el takısıyla talibu dersem belirli hale gelir. O zaman Sivaslı'yı da belirli yapmam lazım. Sivasi yok. Dikkat ettiniz mi? El takısı koyunca tenvini düşürüyorum. El takısı koyunca efendim tenvini düşürüyorum. Bu durumda bunlar belirtili sıfat tanımlaması oldu. Peki şimdi size güzel köpekler belirtisiz sıfat tanımlaması yapın. Yaparak tercüme edin. Güzel köpekler deyin. Güzel köpekler madem sıfat tanımlaması o zaman asıl elemanı başa alıyoruz.
Bilep. Bilep kelimesi belirtisiz yapacağım için el takısı falan koymuyorum. Kilap kelimesinin sıfatı kilaba uymalı. Peki kilap nasıl? Akılsız çoğul ismi. Akılsız çoğul isimleri nasıl kabul edilir? Tekil müennes. O zaman kilabun cemiletun. Kilabun cemiletun. Peki, belirtili hale getirin bunu. O zaman el kilabu el cemiletu olur. Güzel köpekler. El kilabu el cemiletu. Tenvini koymuyoruz. Peki. Şimdi bana yeni bir kitap deniz. Kitap sonra yenidir diyiniz. Efendim. Daha sonra da bu yeni bir kitaptır diyiniz. Önce yeni bir kitap diyelim. Efendim, Türkçe'de bir eki var ya, Türkçe'deki bir eki. Bu sayı değeri ifade etmekten ziyade çoğu kere belirsizlik bildirmek için kullanılır. Tabii el takılı olunca belirtili oluyor. Yeni bir kitap. Ben kitaptan bahsediyorum. Sıfat tamlaması bu. O zaman önce kitap diyorum. Kitabun. Sonra da yeni diyorum. Cedidun. Peki kitap yenidir. Bir cümle kurun. Kitap yenidir deyin. Kevser olmadı. Rabia olmadı. Evet, Zübeyde ile Hale doğru cümleyi kurdu. Murat, doğru. Efendim, bu bir sıfat tamlaması değil. Bu bir cümle ve isim cümlesi. İsim cümlesini tercüme ederken önce kitap diyoruz, sonra yenidir diyoruz. Ama bunu söylerken kitabı marife, yenidir'i nekre yapıyoruz. Yukarıda bunlardan bahsetmiştik. El kitabu virgül cedidun. Bu yeni bir kitaptır cümlesine baktığımızda ise bu da bir isim cümlesi. Dolayısıyla öznesi var, yüklemi var. O zaman önce özne. Tabi bu özneyi bulabilmem lazım. Hayır Murat. Hayır. Ha. Murat çok yaklaştın. Efendim. Ama çok büyük bir hata yaptın. Evet. Arkadaşlar, virgül koyun, virgül. Özne ile yüklemin arasına virgül koyun. Mesela Murat ya da Abid. O virgülü doğru yere koysa büyük bir ihtimalle cümleyi doğru yapacaklar. Bakınız önce bu diyorsunuz. Bu. Rabia. Yanlış yere koyuyorsun virgülü. Bak bu diyorsun virgül koyuyorsun. Bu. Türkçe'de öyle bak. Bu yeni bir kitaptır diyorum. Evet. Şimdi he de diyorum bu özde he de. Yukarıda yeni bir kitap diye zaten terkibi kurduk mübarek. Alıyorum ben bunu.
Kitabın hediyedir diyor. Hâzâ virgül kitabun ceridun. Bu yeni bir kitaptır. Şimdi şu cümleye bakın. Bu kitap yenidir. Bu kitap yenidir. Şimdi size sorayım. Bu cümle mi, kelime grubu mu? Cümle. Ne cümlesi? İsim cümlesi. Tamam. O zaman şunu sorayım. Bu kitap nasıl bir terkip? İsim tanımlaması, sıfat tanımlaması. Yani nasıl bir şey? Belirtili ne? İsim tanımlaması mı? Hiç olmuyor arkadaşlar. Bu kitap az önce isim tanımlamasına işaret ettim. Dedim ki efendim öğrenci kitabı, öğrencinin kitabı. Bunlar isim tanımlamasıdır. Burada böyle bir şey yok ki. Bu sıfat tanımlamasıdır. Buradaki bu işaret sıfatı olarak geliyor burada. Sıfat tanımlaması. Peki, Arapçaya nasıl tercüme edersiniz bu sıfat tanımlamasını? Maalesef, maalesef. Atıyorsunuz. Yukarıda bahsettiğim hiçbir şeyi dinlememişsiniz anlamına geliyor bu. Yukarıda anlattıklarımın hiçbirisi dikkate alınmıyor şu an. Tamam Kevser, sıfatı sona getir o zaman. Neyden sonra getireceksin? İsminden sonra getireceksin. Yani bu kitap derken madem sıfat tanımlaması önce kitap diyeceksin sonra herde diyeceksin. Bunu dedikten sonra yükleme geçebilirsin. Önce bir özneyi bitir. Fakat az önce ne dedik? Sıfat ile isim İkisi de nekre olur ya da ikisi de marife olur dedik. Buradaki he de marife. Sıfat marife ise bu isim ne olur? He de sıfat. Marife. Kitap. O da onun ismi. Mevzufu. O zaman onu da marife yapacağız. El kitabı. El kitabı. Hâzâ bitti. Şimdi yenidir diyelim. Bak, virgülü buraya koyuyorum. Özde bittikten sonra koyuyorum. Cedidun. El kitabı hâzâ cedidun. Peki. Bu erkek öğrenciler. Şimdi biz Türkçe'de erkek diyoruz da Arapça'ya tercüme ederken erkek sözcüğünü kullanmıyoruz biz. Çünkü sözcükler zaten ya müzekkerdir ya müennestir. Efendim.
Bu erkek öğrenciler Sivaslıdır. Buyurun. Bu cümleyi tercüme edin. Fatma, söz dizimin efendim güzel diyebiliriz ama bir şeyler yapman gerekiyor. Aynı durum Zübeyde ve Kevser için de geçerli. Hayır Fatma. El Sivasiyon yüklem burada. Yüklem. Yüklemi şimdilik nekra yapıyoruz. Bu erkek öğrenciler. Buradaki bu öğrencilerin sıfatı. Arapçaya tercüme ederken erkek sözcüğünü kullanmıyoruz. Efendim, sadece öğrencinin müzekkerini kullanıyoruz. Çoğul ise o zaman lab niye el takılı kullandım? Çünkü mübtedam marif olur. Marif olsun istiyorum. Ettullâbu. Şimdi buraya sıfatını getirmem lazım. Peki bu anlamına gelen sözcük hangisi? Bu. Tamam. Herde'nin çoğulu ne? Herde tekil ve müzekker için kullanılır. Peki çoğul için? Şimdi Merve hum ifadesi Kevser, huma bunlar zamir. Huma ikil zamir, hum çoğul zamir. Peki hezenin ki işaret zamiridir. Çoğulu ne? Heuley. Hezeni Fatma o da ikildir. Evet. Heuley. Şimdi heule işaret zamiri olduğu için marife. Sıfat o zaman ismi de marif olmalıdır. Zaten o da marife. Peki ettullâbu heule ne demektir? Bu öğrenciler. Tabi erkek. Sivaslıdır diyeceğiz. Sivaslıdır derken yüklem. O zaman akıllı mı, akılsız mı? Akıllı. Müzekker mi, müennes mi? Müzekker. Sivasiyune. Sivasiyune. Evet. Fatma ve Aysu'nun da belirttiği gibi bu erkek öğrenciler iki kişi de olabilir. Türkçe'de İkiller çoğuldur. Türkçe'de ikiller çoğuldur. Ama Arapça'da ikiller çoğul değildir. Nedir? İkildir. Türkçe'de ikillik yok. Yani iki çoğul ayrımı yok. Eğer ikil yapmak isteseydim o zaman bu erkek öğrenciler et-talibani hazani Galibani hadani Sivasiyani demem gerekirdi. Peki bunları mühendise çevirecek olursam ne olur? Çevirelim. Eğer bu mühendis çoğulsa et-talibatu heulayi Sivasiyetun. Çoğu. Eğer ikili yapacaksam talibetani hatani Sivasiyetani demem gerekir. Burada öğrenci sözcüğünden sonra gelen işaret zamirlere
Bu öğrencilerin sıfatıdır. İşaret sıfatı. Evet. Şimdi Kevser diyecek ki, hocam diyecek, biz hep bu işaret zamirlerini isimden önce getirdik diyecek. Getirebilirsin. Getirebilirsin. Ama efendim bu şekilde de söyleyebilirsin. Dolayısıyla Türkçe bu kitap Arapçadır. Cümlesinin iki tane Arapçası var. Bu Türkçe cümlenin. Peki bu kitap Arapçadır diyelim. Şimdi Arap kelimesinin arkasından iyi ne ki getirirseniz Arabi olur. Arabiyyun. Arap. Arapça anlamını verir. Şimdi Fatma çok güzel yaptın. Bu kitap derken önce kitap geldi. Sonra sıfatı geldi. Fakat sıfat marife, işaret zamiri. Kitabı da marife yapmam lazım. El kitabu hâzâ kitap kelimesi müzekker olunca Arabiyyun dedik. Fakat Kevser'in de söylediği gibi isterseniz bu hâzâ'yı el takılı isimlerin başına getirebilirsiniz. İşaret zamiri sıfat olarak kullanıldığında Türkçe'de diyelim. Türkçe'de işaret zamiri sıfat olarak kullanıldığında Arapçasında işaret zamiri Türkçe'de olduğu gibi efendim sıfat olarak isimden sonra getirilebilir. Ya da işaret zamiri el takılı isimlerin önüne geçebilir. Yani hazel kitabu arabiyyun ifadesi şey el kitabu hazel arabiyyun ifadesi hazel kitabu arabiyyun şeklinde söylenebilir. Evet, sadece işaret zamirlerinde geçerli. Bu yazmış olduğum. Türkçedeki işaret zamiri sıfat olarak kullanıldığında. Peki, şimdi size sorum şu. Bunun babası hastadır. Cümlesinde sıfat hangisidir? Evet, kim bilecek bakalım? Akıllım. Bu cümlede sıfat yok. Bu cümlede sıfat yok. Peki ne var? Bu cümlede isim tanımlaması var. Bunun tamlayandır. Peki bunu tercüme edin. Marit kelimesi hasta demek.
Efendim, valid mesela kelimesini kullanabilirsiniz. Ya da eb, baba demek. Bunun babası hastadır diyiniz. Buradaki bu var ya, bu, o da haza. Az önce işaret zamirlerini gördük ya, bu. Haza. Eğer işaret ettiğiniz bayansa hazihi dersiniz. Bunların ikilileri ve çoğulları da var. Şimdi yazdığınız mesajlara baktığımda 3-4 tane farklı yapıyla karşılaşıyorum. Efendim, mesela el validu hâzâ maridun, böyle bir yapı geçmiş. Validun hâzâ maridun, böyle yazmışsınız. Hazel validu maridun diyenler var. Evet, 3 tane farklı yapı. Efendim, burada özlem. Evet, özlemin bir hatası var. Şu ortadaki cümleyi söyledi. Bir hatası, o da bunun babası diyoruz. Bakınız, bunun babası. Kimden bahsediyorum? Babadan. Peki bu ne? Orada hangi görevde? Tamlayan. Ali'nin kitabı ile bunun babası aynı şey. Gözün rengi. Önce renk, sonra göz getiriyor. Dolayısıyla önce baba, sonra bu getiriyor. Ama buradaki bu babanın sıfatı değil. Siz el validu hâzâ diyerek sıfat tanımlaması yapıyorsunuz. Yani el validu hâzâ, bu baba hasta dediniz. Hazel validu maridun, bu ifade de bu baba hasta demek. Fakat işaret zamiri el takıl ismin önüne getirilmiş. Peki validu hazel'e niye yanlış dedik? Valid kelimesi, bakınız, isim tanımlaması ya, bunun babası isim tanımlaması. Buradaki baba el takısı almaz. Hocam el takısı almamış zaten. Ama mübarek temin almış. Çünkü muzaflar tamlanan el takısı almaz. Temin de almaz. Validu hâzâ maridun. Fatma. Şimdi kurduğunuz cümleler çoğunuzun doğru. Ama bunun babası hastadır demek değil. Yani dolayısıyla siz bunun babası hastadır demek isteyerek kurduğunuz bu cümleler kendileri doğru olsa da yanlış oluyor. Çünkü bunun karşılığı değil o. Validuhâde, bunun babası hasta. Buradaki bu hâde sıfat görevinde değil. O yüzden hocam hâde marife
Muhalif kelimesi de el takılı olması lazım değil mi? Demiyoruz. Ha siz bu baba demek isterseniz o zaman el validu hada dersiniz. Muzaflar el takısı almaz, temin almaz. Şimdi bunlar söylediğim gibi daha önceden bilmeniz gereken hususlar idi. Efendim şimdi 4 yılda öğrenemediğiniz ya da öğretilmeyen bir şeyi benim işte 7 haftada bir haftası geçti sayılır. 6 haftada anlatmam imkansız olur. Fakat zihninizde var olan bilgileri kullanabilirim. Efendim belli bir noktaya gelebilirim düşüncesindeyim. Efendim şimdi devam ediyorum. Yeni bir yapıya. Evet, yeni bir yapıya. Şimdi öğrencinin kitabı yenidir diyeceksiniz. Daha sonra Sivaslı öğrenci çalışkandır diyeceksiniz. Daha sonra yeni bir terkip kuracağız. Bu iki terkibi gösterdiğimi umuyorum. Anlatabildiğimi umuyorum. Öğrencinin kitabı yenidir. Talip öğrenci demek. Kitap, kitap demek. Yeni, cedid demek. Siz bunları tercüme ederken ben yeni bir terkip yazacağım. Yeni bir terkip içeren cümle kuracağım. Sivaslı öğrencinin kitabı yenidir. Şimdi 3 tane cümle var burada. Baştaki ilk 2 cümleyi yapabiliyor olmanız lazım. Efendim bakıyorum. Bu cümlelerin üçü de isim cümlesi. Öğrencinin kitabı bakıyorum isim tağlaması. O zaman zaten asıl eleman önce geliyor. Kitap. Sonra da öğrenci geliyor. Talip. Şimdi öğrencinin kitabı derken belirtili mi, belirtisiz mi? Belirtili. O zaman talip kelimesini belirli hale getiriyorum. Ama kitap kelimesinin önüne el takısı koymuyorum. Çünkü öğrencinin kitabı derken buradaki kitap el takısı almaz. Aynı zamanda temin de almaz. Hayriye. Aysun. Efendim Emre'ye şu hatırlatmayı yapalım. Şuradaki öğrenci tamlayan ya muzafen ileyh et-talibi mecrur yapıyoruz. Efendim buradaki öğrenci el takısı almış ya marife. Evet. Buradaki kitap sözcüğü otomatikman marif oluyor. Aysun. Otomatikman marif oluyor. O yüzden el takısını ihtiyacımız yok zaten. O sebeple el takısı almaz muzaflar. Kitab-ı talibi öğrencinin kitabı yenidir. Geriydim. Kitab-ı talibi cedidim. Yani. Şimdi Sivas'ta öğrenci çalışkandır diyoruz. İsim cümlesi tamam. Özne ve yüklemi belirleyebiliyorum. Kırmızıyla gösterdiklerim özne. O zaman Sivas'ta öğrenci sıfat tanımlısı. Ben burada öğrenciden bahsediyorum. Talip. Sivas'ı da sıfatlı. O zaman Sivasi. Fakat bu Sivas'ta öğrenci belirtili.
Belirtili. El takısı koyuyorum öğrencinin başına. İsmin başına el takısı koyup marife yapınca sıfatı da marife olması lazım. Zaten sıfat mevsufu dört açıdan uyar, o yüzden diyoruz. Bitti. Talip-i Sivas'ı yiyor. Emre, ellezî kelimesini burada kullanamazsın. Ellezî'den sonra özneli yüklemli bir cümle getirmen lazım. Efendim, bu kitabı bu talip derken et talip marif olunca kitap kelimesi otomatikman marifeleşiyor. O yüzden kitaplarımız her yerde der ki marifeye muzaf olan otomatikman marifedir zaten. Şimdi burada et talip bu Sivas'ı yiyor. Sıfat tanımlaması. Sivas'ta öğrenci. Şimdi yükleme geçiyorum. Müştehidun. Eğer bunu dişi yapmak istersem, öğrenci Sivaslı bayansa, o zaman cümleyi şu şekilde uyarlıyorum. Et talibetu sivasiyyetu müştehidetun. Hale Sivaslı özel isim değil. Özel isimler sıfat tanımlamasında sıfat olarak kullanılmaz. Mesela Hasan öğretmen dediğimizde Hasan öğretmenin sıfatı değil mesela. Efendim mesela Türk başbakan derken oradaki Türk sıfat değil. Neyse özür dilerim sıfat. Özel isim değil. Sivaslı burada sıfat. Özel isim değil. Özel isimli sıfat olmaz. Ama Sivas evet özel isim. Aysun'un da söylediği gibi. Ama Sivaslı evet değil. Peki Sivaslı şimdi yeni bir cümle kuruyorum. Sivaslı öğrencinin kitabı yenidir. Burada bir açıklama yapmam lazım. Sıfatlı isim tanımasını. Buna karmaşık tamlama diyorum. Arapçaya tercüme ederken evet. Arapçaya tercüme ederken ne diyeceğiz? Burada temel bir kriterimiz var. Sıfatlı isim tanımlamasını Arapçaya tercüme ederken önce isim tanımlamasının elemanları yukarıda öğretildiği şekilde yazılır. Yani Sivaslı öğrencinin kitabı yenidir derken önce isim tanımlamasını bulacağım. Yani pardon. Önce isim tanımlamasını bulacağım. Öğrencinin kitabı terkibini efendim belirleyeceğim. Peki öğrencinin kitabını nasıl söylüyordum? Kitap et-talib. Kitab-ı talibi diyorum. Kitab-ı talibi öğrencinin kitabı demek. Peki ama ben burada Sivaslı öğrencinin kitabı demek istiyorum. İsim tanımam bitti. İsim tanımlamaya bittiyse buraya sıfatı getiriyorum. Sıfatı. Önce isim tanımlamasını yazıyorum. Sonra sıfatı getiriyorum. Daha sonra da yükleme beyine geçiyorum. Dediydim. Şimdi sıfat kaidemiz neydi? Sıfat isme dört açıdan uyardı. Değil mi? Şimdi Türkçe'de Sivaslı olanın kim olduğunu bilmem lazım. Sivaslı olan öğrenci mi? Sivaslı olan kitap mı? Aysun.
Öğrenciyse o zaman bu sıfat öğrenciye uyacak. Şuradaki sivasi kelimesini öğrenciye uyduracağım. Şimdi öğrenci kelimesi el takısı almış. O zaman bunu da marife yapacağım. Et talip kelimesi müzekker. Sıfatını da müzekker yapacağım. Tekil, onu da tekil yapacağım. Et talip kelimesi bak mecrur. Mecrur. O zaman Sivaslıyı da mecrur yapacağım. Bak sıfat mevsufuna dört açıdan uyar. Peki sıfatlı isim tanımlamasıyla karşılaşırsak ne olur? Yine önce isim tanımlamasını bir kuruyorum. Ama bunu yapabilmem için Türkçe isim tanımlamasını bilebilmem lazım. Peki Aysun diyor ki hocam diyor Sivaslı sözcüğünü diyor biz merfu yaptık. Merfu yaptık. O zaman yap o da doğru Aysun. Ama Sivaslı olan kitap olur o zaman. Ve bu durumda da öğrencinin Sivaslı kitabı anlamını verir. Peki. Öğrencinin yeni kitabı güzeldir. Şimdi Kevser. Son terkibi yapabilmemiz için öğrencinin kitabı isim tanımlamasını Sivaslı öğrenci sıfat tanımlamasını yapabiliyor olmak lazım. Geçen dersten bu yana şunu söylüyorum. İsim tanımlaması ya da sıfat tanımlaması. Arapçaya tercüme edilirken önce asıl eleman getirilir. Önce asıl eleman getirilir. Peki, şimdi bunları öğrendiğinize göre yeni bir terkibe geçiyoruz. Eğer içinde sıfat da bulunan bir isim tanımlamasıyla karşılaşırsak, ben buna karmaşık tanımlama diyorum. Siz isterseniz sıfatlı isim tanımlaması diyeyim. Tercüme ederken sanki bu isim tanımlamasıymışçasına efendim önce isim tanımlamasının elemanlarını yazıyorum. Yani bu terkibin içindeki isim tanımlamasını çıkarıyorum. Peki bu terkibin içindeki isim tanımlaması ne ki? O terkibin içindeki isim tanımlaması öğrencinin kitabı. Öğrencinin kitabı. Demek ki ben önce öğrencinin kitabı diyeceğim. Daha sonra da sıfatı Sivaslıyı bu isim tanımlaması bittikten sonra artı Sivaslı diyeceğim. Özden bitecek. Daha sonra da yüklemi tercüme etmeye geçeceğim. Ne yapmışız? Önce öğrencinin kitabı demişiz. Sonra Sivaslı sıfatını sahibine dört açıdan uydurmuşuz. Ve bu şekilde ödev cümlenin öznesi bitti. Şimdi yükleme geçiyorum. Güzeldir. Peki efendim, şimdi yeni bir terkip. Önce Türkçe cümleyi anlayalım. Türkçeyi anlayamayan mümkün değil. Arapçasını öğrenemez. Öğrencinin yeni kitabı özne güzeldir yüklem. Efendim, bu özne öbeğinin içinde sıfat var mı? Burada bir isim tanımlaması var. Öğrencinin kitabı derken bu isim tanımlaması. Efendim, daha sonra sıfat gelecek. Arkadaşlar bir ara veriyoruz, tamam mı?
Efendim, Sonra devam ederiz ya. yarın da devam ederiz buradan. Yok yok, kaçta? Adana'yı 16:30. 17'de. 5'te. Tamam. Evet, telafi dersine devam edeceğiz.